Günaydın kızlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben dünkü yorumlardan dolayı çok iyi değilim. Yani bir dengesizin attığı yorumdan dolayı ama umursamıyorum. Daha yolun başındayız, böyle dengesiz insanlar çok çıkacak. O demek ki beni fazlasıyla umursamış ki dakika dakika bütün videolarımı seyretmiş. Yani tamamını seyretmiş videomun ve bütün ayrıntılarını yazmış yani. Ne mutlu bana. Ama sizlere kızıyorum canlarım. Böyle dengesiz insanlara cevap vermeyin. Kafanızı yormayın, tamam mı? O güzel beyinlerinizi sakın böyle dengesiz insanlara yormayın. Söz konusu ben dahi olsam yormayın kızlar. Boş verin gitsin yani. Başka kapıya gitsin o. Neyse. Biz işimize gücümüze bakalım. Baksanıza kızlar. Yani hava kapalı. Ya çok soğuk değil aslında. Kısa kolluyla bile çıkabilirsiniz ama bu kapalı bence. Güzel değil. Oğlum koparma bebeğim. Daha kızarmadı ya. 3-4 tane çilek vardı. Kızarırdı. Kızarır kızarmaz Çınar Süfiye'de. Ya kızlar bir yorum atın. Şunlar limon mu acaba ya? Çok merak ediyorum. Yoksa ot mu? Limon bu şekilde mi çıkıyor? Çok merak ediyorum. İki tane böyle atmış. Hatta şuradan üçüncü atmış. Şu. Bir, iki, üç. Lütfen yorumlara yazın. Bu anlayanlar yazsın kızlar. Limon mu değil mi? Şurada da çiçekler var. Hiç memnun kalmadım. Yapraklarına hiçbir şey olmuyor ama çiçeği büyüyor, dökülüyor. Çınarcığım hadi anneciğim. Gel. Vallahi ben herhalde girmeyeceğim kızlar pazara ya. Eşim kahvaltı yapmış sabah. Neyse kızlar ben Nescafe şimdi bir kafam yerine gelsin. Görüşürüz. Evet canlarım şimdi mutfak dolap içi temizliğine başlayacağım. Bin bir çeşit insan farklı farklı temizleme özellikleri yani değişiklikler olabilir kızlar. Ben bu şekilde temizliyorum. Size doğrusu neyse onu göstereceğim. Yani doğrusu neyse derken doğru şekilde kendim nasıl temizliyorsam o şekilde temizleyeceğim. Bir farklılık yapmayacağım video çekiyorum diye. Ben kızlar dolap içlerimi şu şekilde Arap sabunuyla temizliyorum. Çok güzel temizlediğini düşünüyorum. Parlattığını düşünüyorum. Ama pratikse hani pratik bir şekilde temizlemek isterseniz çok kirli değilse dolap içlerinizde şunları da temizleyebilirsiniz. Ben hani çok kirli olmayan yerleri. Tamam anneciğim. Yapacak bir şey yok. Olsun. Bunu da temizleyebilirsiniz kuru bir bezle. Ben mesela dolap dışlarımı hep bununla temizliyorum. O şekilde göstereyim dedim canlar. Şimdi şöyle Tex'in Arap sabunu üstünde de fiyatı yazıyor 5 TL. Bu çok fazla yok. Az ama bu benim işimi görürür. Şöyle açıyorum canlarım. Şöyle 2 adet kabım var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi de pembe. Ben bunları gıdada kullanmıyorum kızlar. Böyle temizlik işlerinde cam silerken falan bunları kullanıyorum. Şöyle bunun içine Arap sabunumdan döktüm. Hepsini dökmedim. Fazla gelebilir. Kettle'ımda da sıcak su kaynattım kızlar. Sıcak suyla temizliyorum ki daha çabuk kirleri akıtsın diye. Yani kir olup da biz daha bu eve taşınalı 2 ay oldu ama olsun yine de sileyim aradan çıksın. Şu şekilde sıcak suyumu da döküyorum. Biraz bunu ılıştıracağım çünkü elim yanabilir. Merak etmeyin biraz sonra kamerayı inşallah güzel bir yere sabitleyeceğim. Tripod bakacağım bu akşam internetten. Of çok sıcak. Biraz alıştıralım değil mi? Oh tamam bu kadar yeter. Ay yandım kızlar yandım yandım. Dibi çok sıcakmış. Şöyle biraz. Ha tamam şimdi yine bayağı sıcak ama olsun. Zaten ben onu silerken soğur. Şu şekilde suyumu alacağım da tek elde tabii alamıyorum. Her neyse. Şuraya da hatta buna bence durulama suyuna gerek var mı? Bence gerek yok. Durulama bezini sürekli çeşmeden yıkayıp yıkayıp durularım. Şimdi bunu kattım mı canlar içine? Çok az da ben çamaşır suyu
Katayım diyorum. İçine. Sizi şöyle bir sabitleyeyim mi bir yere? Çok az da çamaşır suyu katacağım canına. Çok az hemen. Tamam, bu kadar yeterli. Çünkü oraya tabağımızı falan koyuyoruz, tabaklarımızı. Gerçi durulayacağım ama olsun yine de. Şöyle bir bakalım. Bayağı sıcak ama su. Yakıyor yani elimi. Ama şimdi zaten silmeye başladıktan sonra bu su soğuyacak kendi kendine. O yüzden çok da soğutmak istemedim. Bunu hazırladık. Öbür kaba bence gerek kalmadı. O bezimi ayarladım. Bir tane daha bez çıkarayım. Bezlerim mikrofibre kızlar. Ama artık kullana kullana, yıkana yıkana kendinden geçtiler. Bu maviyle pembeyi de böyle takım almıştım. Ama dediğim gibi yıkana yıkana kendinden geçtiler. Üzerime de uzun kollu giydim. Çünkü bugün hava serin. Benim balkon kapım da sürekli açık duruyor. Ben bunalırım kapalı olursa. Şöyle bezimi de hazırladım. Çünkü sıra neye geldi? Sizi bir yere sabitlemeye güzel bir açı bulmam gerekiyor. Bakalım. Üzerime de ellerimin ıslağını siliyorum. İşte klasik Türk kadını. Aslında kızlar şu dolabımı ve şu dolabımı sildim. Bunu silmeyeceğim, boşaltmayacağım ama burayı yine de bir boşaltayım dedim. Tekrardan sileyim dedim. Şöyle bir adet sandalye alıyoruz. Hemen ben boşaltayım. Çok mu uzak kaldınız acaba? Biraz yakınlaştırayım mı sizi? Sanırım böyle daha iyi oldu. Ben nasıl yapıyorum kızlar? Önce mesela bu dolabımda benim 3 tane rafım var. Ön üst rafını şu an boşalttım. Oraya bir sileceğim, kurulacağım. Bunları yerleştireceğim. Öyle raf raf boşaltacağım. Öbür türlü hepsini indirmeye kalkarsam çok karışıklık olacaklar. Bana daha çok iş çıkar. Şöyle hemen güzel. Uf, sıcak, bayağı sıcak. Bezimi alıyorum. Ya siz farklı ahşap temizleyicilerle falan temizleyebilirsiniz. Ben bu şekilde temizliyorum. Tabii benim nasıl sildiğimi siz göremiyorsunuz kızlar. Çünkü tripodum yok. Dediğim gibi bugün internetten bakacağım. Eşime söyleyeceğim, alalım. Belki de Balıkesir'den gelince alırız. Belki de Balıkesir'de elden bir yerlerden bakarız. Hani elden almak amacıyla, şeyle internetten değil de. Bu şekilde şu an köpükledim. Şu duruladığım, ıslattığım bezimle de kuruluyorum. Çünkü Arap sabunu çok güzel temizliyor ama biraz kaygan bırakıyor zeminleri. O yüzden Arap sabunu kullanırsanız kızlar bence kurulayın. Yani kurulayın derken duru bir suyla kurulayın yani. Ayrıyeten bir daha kurulamak istiyorsanız kurulayabilirsiniz. Üstünü ben kurulamıyorum, gerek duymuyorum. Şimdi bu kısmı sildim. Hemen bunları güzelce yerleştiriyorum. En son size dolap düzeni belki gösteririm. Video çok uzun olmazsa eğer. Şu şekilde koydum. Şimdi burası en kolay kısmıydı. Şu alt kısımlar çok ecik cücük var. Artık hemen şu şekilde biraz hızlanayım. Hızlı bir şekilde indireceğim. Şunlar benim dolap içi raflarım. Çok iyi oluyor kızlar. İzmit'teyken 5'er liradan almıştık arkadaşlarımla. Ama 10 liraya falan satıyorlar A101'de. Bu hani tabak çanak böyle ıvır zıvır milyoncular falan var ya, oralarda bulabilirsiniz kızlar 5'er liraya. Şu şekilde indirdim. Şimdi tekrar köpüklüyorum bezimi. Suyunu sıkıyorum. Anlayın işte. Au! Su gitti aşağıya. Burayı da. Ya tripod olsa şu an arka tarafımı alırım.
En azından nasıl sildiğimi falan görürsünüz ama bu sefer de beni arkadan görmüş olursunuz. Bence biraz ayıp olur. Olacaklar kızlar, olacak kızlar. İnşallah Allah'ın izniyle hepsi olacak. Siliyorum. Ay bir saniye.
kızlar bitti ama ben de bittim. Sadece dışlarını sileceğim. Şununla, kuru bezle. Vallahi şimdi silebilirsem şimdi sileceğim. Çınar Yusuf'u uyuttum. Yemek yapacağım. Çorbam var. Çorbanın yanına da kabağım var. Kabak pişireceğim, kabak yemeği. Hem kabağı tüketelim açısından, tüketmek açısından. Vallahi bitti kızlar, şöyle bezlerimi falan yıkadım. Hemen kısadan bir göstersem mi diyorum işlerini, yoksa ayrıyetten bir dolap içi düzeni mi yapsam, bilemedim. Bence göstereyim ya. Ayrıyetten uzun uzun bir dolap içi düzenine ne gerek var ya? Kızlar şöyle şuradan başlayayım hemen. Burası karanlık kaçıyor. Kahve makinem, büyük misafir çaydanlığım, cezvelerim, işte rendem, sürahim, tepsilerim. Şurada sırf full saklama kaplarım oluyor ve robotum var. Şurayı açalım. Burası bu şekilde raylı sistem kızlar. Burada tamamen işte ne bileyim kırıp ayıklamış olduğumuz cevizdir, Çınar'ın çikolatasıdır, kahvelerim. Şurada full kahvelerim var. Süt kreması, işte şurada fazla olan baharatlar var. Tahin, pekmez falan, işte şurada gıdalar var kızlar. Bu şekilde. Kiler dolu. İşte şurada mesela şunun içinde sırf mesela bitki çayları var. Burası ay ağır, kiler dolabı gibi bir şey. Şuraya açtığımız zaman şarjım da bitti bitecek. Şöyle kızlar, işte kapaklı şu. Çok ayrıntıya girmeyeceğim, şu şekilde. Çorba kaseleri, şunlar işte çerezlikler, pembe beyaz altılı. Bunlar yine puding falan, tatlılık. Şurada servis tabakları falan var. Ya bunlar benim günlük kullandıklarım kızlar. Misafirlikten hepsi salonda, konsolların içinde, vitrinlerin. Yumurtalıklarım, işte pasta tabakları, salata, günlük yemek tabakları işte. Hemen şuraya gelirsek burada kahve fincanları var. Ay, çay fincanları var. O işte ne diyorlar, kupa bardak değil de. Her neyse, siz gördünüz anladınız, ondan var. Şurada su bardakları, bunlar full dolu oluyor da kızlar, bulaşık makinemde bulaşık dolu. Şu an hepsi içinde yani. Şöyle çay bardakları, biz bunlarla çay içiyoruz. Zaten ben de şöyle kupalı bardaklarla kahve içiyorum. Bunlar hepleri günlük kullanımlıklar. Bu şekilde. Burada dondurma kaselerim var. Yine şurada kahvaltı takımım var. Yedekli. Kullanmadığım yani şu an. Şurada lavun serisi. Yani şu an ben kahvaltı olarak şu lavunkileri kullanıyorum. Kapaklı, hoşuma gidiyor. Bunun hemen arkasında cam olarak kahvaltı setleri var. Kapaklı cam, tereyağlık tarzında. Şurada yine iki tane şekerlik, çikolatalık, her neyse ne kullanırsanız. Çay tabakları, işte çay bardakları. Şurada sürekli kullandığım yemek takımımın bir parçası olan kahve fincanları, büyük olduğu için çok seviyorum bunları şu şekilde. Ben büyükleri daha çok seviyorum. Şunlar arkadaşımdan hediyeydi, İstanbul desenli. İşte anlayın. Hemen kısaca uzatmadan. Burada kızlar işte tencerelerim, tavalarım şu şekilde. Yine bunların da bir kısmı bulaşık makinesinde. Ya şarjım bitti. Beklemek zorunda kaldım. O arada tabii boş durmadım ben. Şöyle kabak yemeğimi koydum. Zeytinyağı, biraz da sıvı yağ kattım. Kuru soğan doğradım bir tane kızlar. Ondan sonracığıma sarımsak da doğrayabilirsiniz ama ben üstüne sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim için içine de sarımsak doğramadım ayrıyetten. Kabaklarımın kabuğunu soymadan güzelce gıcır gıcır yıkadım. Küp küp doğradım. Attım içlerine. En son, yani en son derken biraz önce, şimdi kamerayı elime almadan önce iki tane de domates küp küp doğradım kızlar. Biraz tuz kattım. Birazcık da şeker kattım. Ben zeytinyağı kattığım yemeklere birazcık şeker katıyorum. O şekilde suyumu da kaynattım kettle'da. Biraz daha kavrulsun, suyunu koyacağım. En son şu dolapta kaldık. Burası deterjanlarımı koyduğum dolabım kızlar. Böyle aspiratörün üst dolabı. Aspiratörüm çalışmıyor ne yazık ki. Şurada bir tane sepet var. A101'den aldım. İçinde deterjanlar ve şöyle tel ve bu işte
bulaşık makinesine tuz koyma aleti falan var. Bu şekilde dışlarını sileceğim dolapların da, bilmiyorum. Tertemiz aslında. O gün misafir geldiğinde sildim ama şimdi Arap sabunuyla sildim ya, ellerimin izleri falan böyle dışlarına çıktı. Şunu bir defa da şöyle karıştırayım. Hem dolap temizliği, hem dolap düzeni, hem de yemeği aynı anda size video çekiyorum. Şurada kızlar havlularım var. Mutfak havlularım, mutfak önlüklerim. İşte bu yoğurdu, bunun üstüne koyduğum tülbent. Ya bunlar mutfak havlularım kızlar, şu şekilde. Şurada zaten tüpüm var şu şekilde. Tabi buraları da hepsini sildim kızlar, tertemiz. Tüpüm var, zeytinyağım, kızartma yağım, sıvı yağ. Şurada da yine arkada zeytinyağı var bidonu. Sıvı yağ da bitmiş. Bak görüyor musun, sıvı yağ da alacağız. Nasıl market alışveriş yaptım ben öyle ya. Üf. Ya dur ya, gerçi BİM'den almayalım dedi eşim de, o yüzden olabilir. Kızlar burada böyle mor renginde bir kaşıklığım var. Ben bunların altlarını silip buraya taşınmadan önce şöyle kağıtlar yapıştırmıştım. Çünkü bunların altları çok yıpranmış, beyaz olan kısımlarını artık ne yaptılar bilmiyorum da. Bu arada yemeğimi, suyumu bir koyayım da daha rahat, tedirgin olmayayım. Şöyle çok değil de az miktarda su koyuyorum. Ben kabak ve patlıcan yemeğini çok sulu sevmiyorum kızlar. Ağzını kapatayım. Bu pissin. Şurada günlük kullandığım kızlar, işte ya burası falan bıçak dolu normalde ama hepsi makinede. Şöyle kaşık, çatal, şu yeşil çay, bitki çayı için süzgeçim. Şu da işte lazım olur diye süzgeç. Şu da kaşıklar, çay kaşıkları. İşte pizza keseceği falan, pişman. Buraya bakarsak kızlar, şurada büyük ekmek doğrama, yani ben kullanıyorum bunları genelde, bıçaklarım falan. Buraları bu arada boşaltıp silmedim çünkü temiz olduğu için silmedim kızlar. Sürekli elimin altında olduğu için ben pislendiği zaman sürekli siliyorum. Şu da benim o turuncu renkli olan Schaefer tencerenin sap tutacağı. Onların sapları yok. Şurada işte metal olanlar şu şekilde. Metal olanlar, şöyle kalkayım. Yoruldum ya. Şu yine işte böyle bir kaşıklık yemek yaparken. Şu kısımda tahta kaşıklarım var kızlar. Şöyle. Yani size göstereceğim diye düzgün yeri dağıtıyorum ya. Şurada silikonlar, kepçeler, möfçeler işte. Şurada ise misafirliklerim var. Bunların normalde 3 çekmecelik kabı var kızlar ama salonda süs olarak duruyor. Onun içinden çıkardım ben böyle, daha kullanışlı olsun diye bunu koydum. Böyle bunlar da misafirlik. Şurada işte ceviz kıracağım, fındık kıracağım. Şu hani pilav içine koyup ters çeviriyorsunuz ya. Şu da oğlumun biberon yıkacağı, yıkacak ay. Biberonunu yıkadığım fırçasıydı. Burada ise şöyle o gün misafir için A101'den aldığım peçeteyi buraya tıkıvermişim. Halbuki bunun yeri burası değil, kaldıralım. Burada kızlar sarı bezlerim ve şöyle çiçekli, böcekli, kalpli, süslü peçeteler var. Bu şekilde misafirler için. Şu benim not defterim. Şu da benim not defterim. Şurada da yemek kitapları var. Hiç kullanmadığım. Heves edip aldığım yeni evliyken ama hiç kullanmadım. Şunlar işte kızlar, bu tencere altlıkları falan. İki tane demir var, bir tane de şu var. Şu çöp poşeti. Bunun burada ne işi var bilmiyorum. Şuraya gelecek olursak, burada kızlar Çınar Yusuf'un açılmamış olduğu sütler. Şurada kullanmadığım bir bulaşık serisi. Tost makinem. Bir şişe zeytin. Bir bidon peynir. Şurada 3 şişe yaprak var. 2 şişe daha yaprak var. Onlar da şuradaki gösterdiğim kiler dolabında. Onları çünkü saracağım, karıştırmayayım dedim yeni yapraklara. Burada kapkacaklar kızlar. Buraları da sildim tertemiz. Yerleştirdim. Şurada 2 tane altlı üstlü tavan var. Eski bir tava, yani hani dökük değil ama ekmek kızartmakta kullanıyoruz. Eşim o şekilde ekmek ısıtıyor. Şurada da yine, hatta şuradan göstereyim. Burada bir dolap daha açılıyor çünkü buraya. Aynı yer açılıyor. Şu şekilde kızlar. Ay. Evet. Ha, şurayı da sildim, temizledim. O gün bunu buraya geçirdiğimde temizlemeye fırsat bulamamıştım.
temizledim. Şöyle mutfağımın ekmeklik dolabı artık burada duruyor. Şuraya açtığınızda kızlar ekmeklerimi buraya koyamıyorum. Küfleniyorlar hemen. O yüzden buzdolabına tutuyorum. Ben de burayı bu şekilde kullanıyorum. Şunları gidecek zaten. Emanet duruyor. Kavanoz kapakları. Yeni kavanoz kapakları aldırmıştım ya eşime. Yaprak basmak için. Onlar gidecek. Emaneten koydum. Şunun içinde de yine özel bir şey var. Şu benim işte o hoparlör. İşte müzik dinlediğim mutfakta. Fırın torbası. Biliyorsunuz şunlar, buzdolabı poşetleri, şurada işte streç film falan var. Buraya bu şekilde. Bu arada ben buralar zaten hemen aynı yerindeydi hemen hemen. Hiçbir dolapta değişiklik yapmadım. Sadece şu peçeteyi buraya koydum ama başka yer bulamadım. Burada olsun istemiyorum aslında. Aslında şu rulo peçetelerimi koyduğum yere mi koysam? Kaldırabilirim. Neyse şimdilik dursun. Şu ıvır zıvır kutusu kızlar bunun içinde her zaman mesela başım ağrıdığında tak elimin altında olsun dediğim hap mesela, aferin. Ve içi boş olan 10-20 tane çakmak. Acı ojem şöyle elimin altında, yara bandı hemen acil durumlarda. Şunlar da bilmiyorum ben bunları niye aldım. İnanın hiçbir zaman da çözemeyeceğim. Yani şu ne işe yarar ki yani? Şunları ben pazardan 1,5-2 liraya almıştım. Evlendiğimin ikinci senesinde falan. Hiçbir işime yaramıyor. Böyle duruyorlar. Şu işte yağ şişelerime huni mi diyorlar, ne diyorlar. Şurada misafirler geldiğinde kullandığım şekerliğim kızlar. Normalde şekerlik kullanmıyorum. Ben hiçbir şeye şeker kullanmıyorum. Sadece eşim kullanıyor. Onu da oradaki kavanoz var, oradan koyuyorum. Limonlu. Yine yedek bir şekerlik. Şu zeytin kesme makinesi. Şu da portakal sıkacağı makinesi, harika bir şey bu. Portakalı kesip içine koyuyorsunuz. Şöyle büktürdüğünüz zaman aşağıdaki kutuya sıkıyor. Şunlar yedek çaydanlık kapakları. Yedek derken yani hani iç kapakları falan da oluyor ya onlar. Burada çekirdekler. Eşimin şöyle iki tane çekirdeği. Bir de burada açılmış yarım var. Lastikledim şu şekilde. Normalde kavanoza koyuyorum ama böyle koyuverdim. Burada da işte gofret. Şurada da form bisküviler var ama paramparça etmiş Çınarsuf. Burası da böyle kızlar. Ay. Şuraya göstereyim mi? Şuraya gösterecek olursam da. Bakın buraya o gün dağıttım çünkü Leyla ablanın oğlu banyoya girdi. Ona lif verdim buradan. Burada kızlar hiç kullanılmamış, kendim örmüş olduğum liflerim var. Burada misafir havluları var ama o gün işte dediğim gibi Leyla ablanın oğlu yıkandı. Ona havlu lif falan verdim. Onları tekrar tepeye sepete attım yıkanacak. Burada normalde misafir havluları oluyor. Şuradakiler kızlar tuvalet havlularım. Temiz, değiştirecek olacağım havlular. Şurada da banyo havluları kızlar. Yani hani yüz havlusu değiştirip. Yani banyo dolabını çok zapt etmek istemedim. Şurada Çınar Üstü'nün kalpolü var. Klasik. Şurada yine böyle bir sepetim var. İçinde de iğnelikler var kızlar. Şurada şuraya koydum. Bunu da emaneten buraya koymuşum. Şöyle. Burada bir yine şey. Şunun içinde de bozuk paralar var. Hiçbir işe yaramıyor. Şunu şöyle koyalım, size gösterirken de düzenlemiş olayım. Burada da benim kulaklığım kızlar. Bunu da sepetin içine koyalım ki düzgün dursun. Bu çekmeceye gelirsek çok toplu değildir. Yani topludan ziyade şu şekilde. Makasım, kalemler ve şurada faturalarımız, koli bandımız, metremiz falan var. Yani şu şekilde kızlar. Bunların hep şeyleri vardı da taşınırken eşyaların şu şeylerini kırmışlar hep. Taktırmak istiyorum ama bir türlü taktıramadık. Şurada ev terlikleri var kızlar. Şurada da işte eşimin düğünlük ayakkabıları var. Benim dışarıda beyaz laki iki kapaklı şiddetli derecede büyük herkesin kendi dairesine ait ayakkabılarımız olduğu için buralar çok sade kızlar. Çünkü bütün kışlıkları ve kullanmadıklarımı oraya koydum. O yüzden dolabım açıldı. Çok mutluyum. Düğünlük ayakkabılarım da içeride salonda ayrı bir dolapta. Burada da yine tabii karanlık olduğu için gözükmüyor. İki tane ayakkabı rafı var.
Ay. Yoruldum. Bence bugünlük dolap düzeni bu kadar yeter. Bir arada içerideki dolap düzenimi gösteririm. Olur biter. Yemeğimize bakalım. Kıpkırmızı gayet güzel gözüküyor valla. Ben normalde kabak yemeğini yine aynı bir şekilde yapıyorum ama biraz daha su koyacağım ben. Kabakların kabuklarını soyarak yapıyordum. O gün Kübra'da gördüm. Kabakların kabuklarını soymadan pişirdi. Arkadaşlar yıllardır yanlış yapıyormuşuz. İşte aslında kabakların kabuğu soyulmadan pişiyormuş falan gibisine bir şeyler söylemişti. Takip ediyorum ben onu. Sonradan da internetten araştırdım. Gerçekten de kabak yemeği yaparken çoğu kişi kabağın kabuklarını saymıyor kızlar. Ben de ilk defa denedim diyeyim. Şöyle kendime bir çevireyim kamerayı. Bugünlük de bu kadar canlar. Yoruldum. Bittim. Mutfak dolaplarını dışlarını sileceğim biraz sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Benimle kalın. Eğer kanalıma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın ha unutmayın. Saçıma başıma bakın. Biri... Bye bye.